Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın 37. Vakıflar Haftası nedeniyle açıklamalarda bulundu. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl Mayıs'ın ikinci haftasının Vakıflar Haftası olarak kutlandığını söyleyen Aydın, bu yılki temanın vakıf medeniyetindeki şefkat ve merhamet olduğunu belirtti. Bu sene de 37. Vakıflar Haftası kutlanmaktadır. Her yıl belli bir temayla kutlanan Vakıflar Haftası'nın bu yılki teması vakıf medeniyetimizdeki şefkat ve merhametle alakalıdır. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle kutlamaların yapılamadığını aktaran Aydın, sosyal medya ve kitle iletişim araçlarının etkin olarak kullanıldığını belirtti. Bu sene normalde kutlamalar yapılmadığı için alanlarda sosyal medya kanalları ve kitle iletişim araçları ile vakıf haftası kutlanmaktadır. Bu nedenle hiçbir karşılık beklemeden yeryüzünde hayır yapan, hayır yapma sevdasıyla topluma katkı sağlayan vakıf kurucularını rahmet ve minnetle anıyorum. Vakıflar eliyle yapılan yardımlarda ayrım yapılmadığını söyleyen Aydın şunları kaydetti. Vakıflar bütün yaptıklarını Allah rızası için yapar ve herhangi bir karşılık kesinlikle beklemez. Bunu yaparken de kişinin hiçbir rengine, dinine, ırkına bakmaz, muhtaç olan bütün herkese karşılık beklemeden bunu yapar. Koronavirüs gibi salgın hastalıklarla ilgili de vakıfların kurulduğunu belirten Aydın, bu vakıflara örnek verdi. Bunlardan birkaç tane örnek vermek istiyorum. Hattab bin Mehmet Vakfı, kurulduğu yer Sivas, kurulduğu tarih Hicri 721, miladi 1321 tarihinde cüzdanlılarla onlara yardım amacıyla kurulan bir sağlık vakfıdır. Yaşlı fakirlere evde bakım vakfı, bu da İsmail Selebi bin Mehmet Selebi Vakfı. Kurulduğu yer İstanbul, kurulduğu tarih 1597. Aydın, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak her ay yardımlar yaptıklarını sözlerine ekledi. Her ay yaklaşık olarak zaten yaptığımız maddi yardımlarımız var. Yani 100 bin TL üzerinde yine her ay yardımlarımızı yapıyoruz. Bu hem muhtaç maaşları şeklinde, hem burs şeklinde, hem de diğer yardımlar şeklinde. Yani yılda yaklaşık olarak 2,5 milyonla 3 milyon arasında bir yardım dağıtıyoruz.